genel başkanımız milletvekillerimiz de gözaltına alındı. Bunu şöyle değerlendirmek gerekir. Kürtlere yasal, demokratik alan kapatılıyor. Yani Kürt halkı iradesini ortaya koydu 2014'te. 100'e yakın belediye başkanını HDP'den seçti. Şimdi %70'i görevden alındı ve yerlerine atanmış kişiler, kayyumlar atandı. Milletvekillerimiz alındı. 6 milyon kişinin oyuna teveccüh ettiği, oyuyla teveccüh ettiği eş genel başkanımız Sayın Demirtaş gözaltına alındı ve tutuklandı. Uydurma delillerle veya hukuki olmayan bir soruşturmayla şu anda Edirne'de tutuklu. Yani Kürt halkının siyasi iradesine ipotek koyuldu. Kürt halkının siyasi iradesine kayyum atanıyor. Kürt halkının tercihlerine saygısızlık yapılıyor. Benimsenmiyor. Ya AKP'yi tercih edeceksin ya da AKP dışında birini tercih ettiğiniz zaman tutuklama gözaltınadır. Burada sadece bireyler gözaltına alınmıyor. Örneğin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanımıza 600 bin kişi oy verdi. 600 bin kişinin oyuna saygısızlıktır. Sayın Demirtaş'ın şahsında HDP 6 milyon oy aldı. 6 milyon oya saygısızlıktır. Yani her Cumhurbaşkanı, AKP yetkilileri her söylemlerinde şunu söylüyorlar. Biz halkın iradesine saygılıyız. Kürt halkının iradesine saygılırlar mı? Kürt halkının iradesine saygıları bu mu? Kürt halkının seçtiklerini zindanlara atmak mı? Kürt halkına ayırt etmiyorlar mı? Kürt halkına bu saygısızlığı, bu cüreti nereden alıyorlar? Bunu merak ediyoruz.